Merhaba gençler, bu videomuzda kazanım için sorularını çözeceğiz. Aşağıda verilen şekillerdeki x açılarının ölçülerini bulunuz. Artık şekilli sorulara, geometriye adım atmış oluyoruz. Şimdi bu birkaç gen, sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıgen ise iç açılarının ölçüleri toplamı lazım bize. Çünkü iç açılardan hareket edeceğiz. En kenarlı bir çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı neydi? n-2 çarpı 180'di. 6 kenarlı olduğunu bulduk. n'in yerine 6 yazıyoruz. 6-2 çarpı 180'den ne geliyor? 4 çarpı 180, 720 derece. E bu ne demektir gençler? Buradaki açıları toplayınca toplamı kesinlikle 720 derece olmalıdır. Toplayalım. x var, 2 tane x var, 2x oldu. Artı 130, artı 140, artı 100, artı 110. Kaça eşit? Evet 720'ye eşit. Az önce söyledik. Buradan 2x artı. Düzenlersek 270, 370, 480. Eşittir 720. Buradan 2x eşittir 240 derece gelir. X'i de kaç olarak bulmuş oluruz? 120 derece olarak bulmuş oluruz. O halde doğru cevap 120 derece olur. Geldik ikinci sorumuza. Bakın 130, 80, 110. A iki tane açı ortay bunların arasındaki açıyı istemiş. Şöyle yaparız. Bu bir kaçgen. Onu sayıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5 gen. güzel. Beşgenin iç açılarının ölçüleri toplamı neydi? N-2 çarpı 180'den buluyorduk. N'in yerine yazın. 5 yazın. 5-2 çarpı 180'den ne yapar? 3 çarpı 180, 540 derece. Şimdi bunlar da İlk videolarımız olduğu için böyle sürekli yapıp göstereceğim. Ama oturacak zaten zamanında. Beşgen iç açılarının ölçüleri toplamı kaç derece diye soru geldiğinizde aklına, aklınıza yani düşündüğünüzde 540'ı yapıştıracaksınız. Altıgen de 720. Böyle böyle gidecek gençler. Buna inanıyoruz. Şimdi toplamı 540. Bakın ne yapalım burada? Şöyle yaklaşalım. X'e geçebilmek için bir kere şu iki açıyla ilgili bir şey yapabilmem lazım. Bunların kaçar olduğunu bilmiyoruz. Kaçar derece olduğunu isimlendirelim. Alfa alfa diyelim. Şunlar ise beta beta olsun. Şimdi yapabileceğim şey büyük üç, büyük çokgende iç açılarının ölçüleri toplamını yazmak. yazarsam 2 alfa. Bakın burada 2 alfa var. Burada 2 beta var. Diğer köşelerde 130 var. 110 var. 80 var. Bunların toplamı 540'a eşit olacak dedik. Çünkü bu bir beşgen. 2 alfa artı 2 beta buradan ne gelir? 240, 320 diğer tarafa attım burayı. Bakın. 540 eksi 320'den 220 geldi. 2 alfa artı 2 beta 220 ise. Bunu iki parantezine alırsak. iki parantezinde alfa artı beta 220'dir. 2'ye böldük her tarafı. Alfa artı beta 110 derece olarak gelir. Şimdi alfa artı betayı bulduk. Ne mutlu bize. Ne işimize yarayacak hocam diye soracak olursanız bakın buradaki üçgeni kullanalım. Üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı Yani x artı alfa artı beta neye eşit? 180 dereceye eşit. E, alfa artı betayı biz bulmuştuk az önce 110 olarak. x artı 110, 180 ise diğer tarafa attım. x eşittir 180 eksi 110 dereceden 70 derece olarak bulunmuş olur. Doğru cevap 70 derecedir. Geldik üçüncü sorumuza. Şöyle bir çokgen verilmiş. Yani geometri sorularında birden fazla çözüm yöntemi vardır. Bakın bunu baştan söyleyeyim. Daha önceden de biliyorsunuz. Ben burada en azından bir çözümü bazen 2-3 çözümü göstermeye çalışacağım size. Öncelikle burada şunu yapabiliriz. Gene alfa alfa beta beta diyerek başlayalım. Alfa alfa beta beta diyelim. Büyük bir dörtgen. Dörtgen iç açılarının ölçüleri toplamı ister formülle yapın ya da eskiden aklınızda kalan eşitliği kullanın. 4 eksi 2 çarpı 180'den 360 derecedir. Toplarsak 2 alfa artı 2 beta artı 80 artı 150 eşittir 360. E bakın gençler buradan 2 alfa artı 2 beta 230 diğer tarafa attım 130 kaldı. 2'ye bölersek alfa artı beta 65 derece olarak gelmiş oldu. Şimdi ne yapacağız diye bir soru işareti var aklınızda. Şuradaki dörtgeni kullanalım bu seferde. Hangi dörtgen olursa olsun bakın iç açılarının ölçüleri toplamı 360'tır. Burası daha büyük burası küçük falan diye düşünmüyoruz. Açı bir oranlamadır. Toplamları dörtgenin her zaman 360 derece gelir. Şimdi burada 150 artı Açılarımız neler? 150 var, alfa var, beta var, x var. Yazıp 360'a eşitliyorum. E biz az önce alfa artı betanın 65 olduğunu bulmuştuk. Yerine yazalım. 150, 65 daha 215 olur. 215 artı x eşittir. 360 ise x'i buradan yalnız bıraktığımızda 360 eksi 215, 145 derece olarak bulmuş oluruz gençler dedik. Ve böylelikle Kazanım 3'ün de sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşürüz gençler. Kendinize iyi bakın.